Merhaba arkadaşlar, Ateş Faruk Yılmaz Televizyonu'na hoş geldiniz. Türkiye'nin rakipsiz ve tek lens vloggerı ben Ateş Faruk Yılmaz. Bugün sizlere çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Lens alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl doğru lens seçeriz? Yani lensler hakkında merak ettiğiniz, bana bugüne kadar işte Instagram'dan olsun, yorumlardan olsun neler sorduysanız onları derledim, topladım. Bir videoda birleştirmeye karar verdim. Bugün bu çekimde arkadaşlar ben Hipnoz markanın efsane isimli bu lensini kullanmayı tercih ettim. Zaten günlük hayatta olsun, ne bileyim video çekimlerimde, müzik çekimlerimde, yani müzikle ilgili bir video çekmek istediğim zaman genellikle bu lensi kullanıyorum. Çünkü hem çok radikal bir değişiklik yapıyor, hem de gözlerimdeki o bakışı, canlılığı hiç kaybetmiyorum bu lenste. 18 ayrı renk oluşturduğu için içinde, yani barındırdığı için, el boyaması olduğu için lens oldukça farklı duruyor. O yüzden ben bu lensi çok seviyorum. Bir de böyle gözlerinizi zengin gösteriyor diyebilirim. Bunun dışında biliyorsunuz ki Pixel Blue lensini çok seviyorum. Labella'nın ikonik markada da Jade ve Forest isimli lensleri çok seviyorum. Aynı bu lenste olduğu gibi efektif olarak çok canlı ve güzel gösteriyor gözlerimi. Benim tercihim tabii ki bunlar. Sizler başka renkleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kanala öncelikle abone olmayı unutmuyorsunuz. Ne kadar abone, o kadar lens, o kadar video demek biliyorsunuz ki. Hemen konumuza gelelim arkadaşlar. Bir lens alırken öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Nasıl tercihler yapmamız gerekiyor? Bu çok önemli bir konu biliyorsunuz ki. Çünkü yanlış lensler alabiliyorsunuz. Kendinize uymayan lensler alabiliyorsunuz. Ve sonra ben lens kullanamıyorum ya da lens bana uymadı deyip birden vazgeçip gidiyorsunuz. Ama yılmak yok. Herkesin gözüne ve her tene uyan illaki bir renk ya da bir marka lens var arkadaşlar. Madde 1. Hemen bir göz doktoruna gidiyorsunuz. Gözünüzün diyasını, yani şu iris tabakasının çapını ölçtürüyorsunuz. BC değerini ölçtürüyorsunuz. Yani BC olarak yazılan. Bunlar çok önemli. Ve en önemlisi, gözünüzde göz kuruluğu var mı? Lens gibi maddelere karşı bir hassasiyet var mı? Alerjik bir durum var mı? Önce bunları bir öğreniyorsunuz. Çünkü bunları öğrenmeden lens aldığınız zaman alerjik bir durum varsa, lensin silikonuna karşı hassasiyetiniz varsa, hangi markaya takarsanız takın gözünüzde basma, yanma ve çok ciddi sorunlar yaşatacaktır. Ve siz de ya işte bu marka bana uymadı ya da lens bana uymadı deyip sinirleneceksiniz, param çöpe gitti diyeceksiniz. Bunları yaşamamak için önce ne yapıyoruz? Göz doktoruna gidiyoruz. Gözümüz lens takmak için uygun mu değil mi, bunu bir öğreniyoruz. Zaten alacağımız değerler hep sabit kalacaktır. Yani göz iris tabakasının o dia çemberi, yani o büyüklüğü değişmeyecektir hayatınız boyunca. Ya da BC değerleri büyük ihtimalle göz bozukluğunuza göre oluşuyor. O da yine ara ara kontrollere gitmek zorunda kalacağınız için yine baktıracaksınız. O yüzden öncelikli olarak bu değerleri bir güzel öğrenelim. Ve dediğim gibi göz kuruluğu, bakın bu çok önemli. Gözünüzde kuruma varsa hangi markaya takarsanız takın gözlerinizdeki lens batmaya başlayacaktır birkaç saat sonra. O yüzden takviye damlalar kullanmanız gerekecek ya da hiç lens kullanmamanız gerekecek. O yüzden göz kuruluğu çok önemli. Buna baktırmanız gerekiyor. Yani madde 1, en önemli madde, göz doktoruna gidiyoruz. Gözümüz lense uyumlu mu değil mi? Gözümüz bozuk mu? Ve gözümüzün işte içindeki boyutlarını öğreniyoruz. İkinci madde, aynaya bakıyorsunuz. Evet, aynaya bakıyorsunuz. Çok basit duruyor ama o kadar basit bir şey değil. Aynaya baktım. Yüz kemik hatlarıma bakıyorum. Burnuma bakıyorum, gözlerime bakıyorum, dudaklarıma bakıyorum, saçımın rengine bakıyorum, tenimin rengine bakıyorum. Ve benim gibi bana benzeyen ya da benim yüz hatlarıma uygun renkli gözlü insanları Google'dan aratıyorum. Aynen, kendime benzeyen ama renkli gözlü olan insanları bulmaya çalışıyorum. Onlar da o lens nasıl durmuş? Yani örneğin ben buğday tenliyim, işte kumral tenliyim. Ben kumral olan insanların, renkli gözlü insanların videolarına, fotoğraflarına bakacağım. Ama lens değil arkadaşlar. Hani gerçek insan gözüne bakacaksınız. Saçlarımın rengine benzeyen birini bulacağım ve bakacağım. Yani lens almak öyle kolay değil. Bir araştırma yapmanız gerekiyor. İşte göz şeklime, burnuma, ağzıma, gözüme benzeyen kişilere bakacağım. Onlar da renkli göz hangi tonlardaysa ben de lens alırken o tona yakın bir lens tercih edeceğim demektir. Eğer doğal ve güzel durmasını istiyorsam. Yani ben
uçuk bir renk istiyorum, masmavi ya da işte pembe bile lensler var biliyorsunuz, kırmızı var. Böyle bir şey istiyorum değil, doğal, gerçekten bana uygun bir lens istiyorum diyorsanız öncelikle hemen yüzünüzün analizini yapacaksınız. Gözlerimiz büyük mü, küçük mü? En önemli nokta bu arkadaşlar. Gözlerimiz büyükse eğer hareli lens kullanmamaya çalışacağız. Yani hareli lens ne oluyor? Şu anda benim gözümdeki bulunan bu hipnoz efsane lensi harelidir. Bakın kenarında siyah bir çember var. Böyle halka var görüyorsunuz. Buna hare deniyor. Aslında bütün insanların gözlerinde hare vardır. Kimisinde çok belirgindir. Gerçek insan gözü için söylüyorum. Kimisinde çok belirgin değildir. Benim orijinal gözümde çok belirgin değil arkadaşlar. O yüzden hem göz yapım küçük ve içe gömük olduğu için ve çok hareli bir gözüm olmadığı için normalde bir de üzerine haresiz lens taktığım zaman yine gözlerim küçük ve baygın bakıyor. O yüzden benim gibi küçük gözlüyseniz ve daha çarpıcı bir göz elde etmek istiyorsanız en önemlisi hareli bir lens almanız gerekiyor. Eğer gözleriniz çok büyükse, yani dışa çıkıksa, özellikle bakın benim gözüm dışa çıkık değil gördüğünüz gibi, daha gömük ve küçük. Ama gözleriniz çok büyük ve öne doğru çıkıksa, hani patlak göz diyoruz, pörtlek göz diyoruz ya, öyle düşünün. Yani biraz öne doğru çıkıksa, işte benimki gömük, kimisinki pörtlek, daha öne doğru çıkık. O zaman hareli lens almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten haresi, yani bu halkası koyu oluyor lensin. Siz sağa sola baktığınız zaman o daha da dışarı çıkıyor. O zaman daha yapay bir görüntü oluşuyor. Zaten gözünüz büyükse. Bir de böyle bir lens takarsanız anime karakterlerine benzersiniz. Çizgi film gibi koca koca gözlü, çok natürel olmayan gözlerle gezersiniz arkadaşlar. O yüzden gözümüzün şekli çok önemli. Ve yine taban rengi, yani gözümüzün orijinal rengi. Şimdi benim gerçek gözlerimin rengi kahve ama sarıya dönük bir kahve. İçerisinde en önemlisi, bunu nasıl öğreneceğiz? Flaş tutacaksınız gözünüze, öyle çekeceksiniz. Flaşlı çekimde eğer gözünüzün içinde sarı sarı çizgiler varsa, bende öyle oluyor. Daha böyle bal rengine dönmeye başlıyorsa gözünüz, lensler sizin gözünüzde açık renk duracaktır. Flaş patlattığınız zaman gözünüz yine kızıl kahve ya da böyle siyah kahve tonlarında ise lensler gözünüzde hangi renk olursa olsun daha koyu duracaktır. Gözünüz zaten ela ise lensler daha daha açık duracaktır. Ve elanın daha üstüne gittiğim zaman, renkli gözlüyseniz bu videoyu sizler için yapmıyorum. Bu video kahverengi ve onun türevindeki renkler için yapılan bir video. Bunu da baştan söyleyeyim. Şimdi bu ikinci madde çok önemli. Sadece işte bize benzeyen insanlar değil, yüzümüzün kemik yapısının Avrupa'yı mı işte ya da Asya mı, ne bileyim işte Anadolu kökenli mi, bunları da bilmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü doğu kökenli bir yüz hattımız varsa, eğer doğuluysak, daha esmer tenliysek ya da doğulu olup kumral ve açık tenli de olabiliyorsunuz. O illa doğu kökenli olunca koyu renkli olmanız gerekmiyor. Ama yüz hatlarınız, kemikleriniz doğu kökenli gibi ise doğu tarafında renkli gözlü insanlar ne kadar var, ne kadar yok, ona bir bakmanız gerekiyor. Ya da renkli gözlü olan kişilerin göz renkleri hangi tonda oluyor? Benim gördüğüm kadarıyla doğu kökenli insanların gözlerinde bal rengi çok oluyor. Ela ve yeşil tonları çok oluyor. O zaman siz daha doğu kökenli bir yüze sahipseniz ela tonları, işte yeşilin tonlarını kullanabilirsiniz. Daha Avrupa'yı, yani nasıl söyleyeyim size, daha Yunanistan, Bulgaristan göçmeni olabilirsiniz ya da o taraftan geliniz olabilir. Yüz yapınız öyle olabilir. Mesela benim babam Bulgaristan göçmeni olduğu için kemik hatlarım biraz daha batı tarzında. O yüzden de mavi tonları, yeşilin açık tonları bende sırıtmıyor ve güzel duruyor. Çünkü genellikle diyorsunuz işte Ateş Bey ya da Ateş abi diyorsunuz, mavi lens sende çok güzel durdu. Bunun sebebi yüz hatlarım, yani kemik hatlarım bunu kaldırıyor. Ama dediğim gibi, ya da Akdeniz kökenli olabilirsiniz. Akdeniz'e doğru indiğimiz zaman daha esmer, daha çikolata tenli oluyorsunuz. Böyle insanlarda genellikle ela, yine hazel dediğimiz işte amber renkleri, böyle daha bal tonlarında içinde yeşil karışık olan lensler çok güzel duruyor arkadaşlar. Hareli haresiz konusu değil, sadece tenimize uygun olanı şu anda anlatıyorum. Daha böyle Karadeniz yöresine doğru çıkalım ya da işte ne bileyim Rus kökenli gibi beyaz tenli olabilirsiniz. Saçınız siyah olabilir. İşte o zaman da
Bakıyoruz Karadeniz'deki insanların göz renkleri nasıl? Çok baskın yeşiller var. Çok mavi tonları var. Ama çok böyle nasıl diyeyim, çakır gözlü dediğimiz gibi değil. Daha böyle bulanık tonlarda olabiliyor. O zaman biz yine eğer öyle bir Karadeniz kökenliysek, ne bileyim işte Rusya kökenli gibiyse tenimiz, daha soğuk tenliysek yine o tarz lensleri tercih edeceğiz. Yani o insanlara bakacağız. Karadenizli insanların renkli gözlü olanları nasıl ya da Rusların gözleri nasıl, bende nasıl durur diye bir karşılaştırma yapacaksınız. Yani bunlar çok önemli. Eğer siz kemik hatlarınıza göre, yüzünüze göre bir lens seçmezseniz gerçekten çok saçma ve manasız duracaktır. Yine İç Anadolu bölgesi tarzı, böyle daha Asya ve İç Anadolu olabilir, çekik gözlü olabilirsiniz. O zaman bu tarz insanların renkli olan gözlü insanlarına bakacaksınız. Böylelikle doğru rengi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da çok kolay, kendiniz böyle efektler var artık biliyorsunuz ki, fotoğrafınızı çekeceksiniz. Gözünüze efektle lens koyacaksınız. Hangi ton zaten güzel duruyorsa emin olun ki alacağınız lens de aynı ona benzer bir şekilde güzel duracaktır arkadaşlar. İkinci maddemiz çok önemliydi. Bütün yüzümüzü kendimizi analiz ediyoruz ve ona uygun bir lens seçiyoruz. Ve bize benzeyen insanlara bakıyoruz arkadaşlar. Üçüncü madde, üç böyle. Üçüncü madde, şimdi lens, peki kendimizi aynada baktık, tanıdık. İşte efektlerle yüzümüze gözümüze baktık, en uygun tonları bulduk. Doktora da gittik. Artık değerleri de biliyoruz. Diyasıdır, BC değeridir. İşte bozuk mu gözümüz, uygun mu lense. Hepsi okey çıktı. Ne yapıyoruz? Markalara girip bakıyoruz. Şimdi her markanın kendine özgü bir boyama stili oluyor arkadaşlar. Bunları da nasıl öğreneceğiz? Çok fazla lens taktığınız zaman, hatta uzaktan böyle gelen birinde bile lens markasını ben artık çözebiliyorum. Ya da kap içerisindeki desenden %90 lensi nasıl duracağını anlayabiliyorum. Ama tabii bazı markalarda kaptan da anlayamayabiliyorsunuz. Çok da güzel değişik boyama teknikleri olan markalar da var. Şimdi biz genel olarak Türkiye'de alabileceğimiz markalar üzerinden konuşacağız. Çünkü ben size genellikle hemen ulaşabileceğiniz markaları tanıtıyorum. İşte Labella, Hypnos, Versace, ondan sonra başka neydi? Rainbow, Sonatica gibi, yani bildiğimiz markaları tanıtıyorum ve içlerinde çok çok renk skalaları da geniş markalar bunlar arkadaşlar. Bunların dışında da bir sürü marka var, onları da tercih edebilirsiniz. Şimdi ben size öğreteceğim, zaten öğrettikten sonra siz kendiniz karar vereceksiniz. Hemen lensin kutudaki görüntüsünü, yani kaptaki görüntüsünü bulmaya çalışacaksınız. Örneğin Pixe Blue lensini mi merak ediyorum. Yazıyorsun Google'a, hemen onun kaptaki görüntülerine bakıyorsun. Onun kendine has bir boyama tekniği vardır. Genellikle orta kısmı çok dardır. Çünkü birçok markanın Pixe Blue isimli lensi var. Yani benzer marka boyama tekniğini kullanarak birçok marka aynı tür lens yapıyor. Yani tek Pixe Blue için değil, tüm renkler için birbirine benzeyen markalar içerisinde birbirine benzeyen renkler var arkadaşlar. Doğal olarak birbirlerini kopyalıyorlar ya da birbirlerinden örnek alıyorlar diyebilirim. Şimdi Pixe Blue gibi bir lens genellikle orta kısmı çok dar alıyor. Kenarında daha hafif bir renk oluşuyor. Bu da kendinden bir hale varmış gibi gösteriyor. Kaptaki görüntüsüne bakarak ortadaki boşluğun çok dar olduğunu gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Ben bu tarz lenslerde görme problemi yaşayabilirim. Çünkü biz gözümüzün ortadaki bu siyah kısmı, yani büyüyüp küçülen göz bebeği dediğimiz kısımla görme işlemi yapıyor yani gözlerimiz. Güneş ışığında küçülüyor ve loş ışıklarda büyüyor. Aynı bir fotoğraf makinesi merceği gibi. Büyüdüğü zaman doğal olarak lensin renkli kısmına denk geliyor göz bebeğiniz. O zaman bir flu görme oluşuyor. Güneş ışığına çıktığınızda küçüldüğü için lensin o boyalı kısmına denk gelmiyor. Rahat görüş açın, rahat görüyorsunuz. Görüş açınızda bir sorun oluşmuyor. O zaman Pixe Blue gibi ona benzeyen başka lensler de var. Ortası dar olan lensler görmede problem yaratabilir. Bazı gözler bunu çok fazla hissederken, bazı gözler, bazı insanlar belki psikolojik olarak da belki gözün yapısından dolayı da çok fazla hissediyor. Kimisi de hissetmiyor. Şahsen ben çok fazla rahatsız olmuyorum ama bazı insanlar çok rahatsız oluyor. Tabii dediğim gibi göz yapınız ve sizinle ilgili bir şey. O zaman ne yapıyoruz? Ama gözün tabii orta kısmı dar oldukça ne kadar küçülürse alttan gerçek göz gözükmez. Işık, yani gün ışığına çıktığınız zaman göz bebeğimiz küçülünce alttan gerçek gözümüz gözükmez. Lens daha doğal durur. Ama dediğim gibi görme problemi de yapabiliyor bu tarz lensler.
Ben görme problemi yaşamak istemiyorum ama doğal bir lens istiyorum diyorsanız orta genişliğine yine kaptan bakacaksınız, kap görüntülerine ya da lenslerin böyle boya yani desenli halleri de internette yayınlanmış durumda var arkadaşlar. Giriyorsunuz bakıyorsunuz orta boşluk biraz daha geniş Pixi serilerine göre. Boyama tekniğine bakacağız. Eğer lensin üzerinde çok fazla piksel aralıklı bir boyama varsa emin olun ki bu tarz lensler çok doğal durmayacaktır. Çünkü aralık genişledikçe gerçek göz alttan çok gözüküyor. Bu sefer güneş ışığına çıktığınız zaman nokta nokta ya da çizgi çizgi bir görüntü oluşuyor. Çok çizgili boyanmış ya da çok fazla aralıklı noktaları olan lensler genellikle doğal durmuyor arkadaşlar. O yüzden yine bakıyoruz daha sık boyanmış fakat daha sık boyanmış derken şeffaflığı da çok önemli. Yani opak mı lens? Opak lensler şeffaf olmuyor. Yani benim gözümdeki lens şeffaf bir lens değil. Fakat Hipnoz'un bu efsane isimli lensinin boyama tekniği çok başka, o başka bir konu. Ben genel için konuşuyorum. Eğer çok baskın bir renk boyaması varsa gözünüzde pastel boyayla boyanmış gibi durabilir. Buna çok dikkat edin. Yani lens böyle kabarık çok keskin, tamam iç içe geçmiş ama çok keskin bir boyama tekniği varsa lens gözünüzde pörtlek duracaktır. Yani boya pastel boya gibi duracaktır. O yüzden biraz da şeffaflığına bakacağız lensin. Ne kadar şeffaf olursa o kadar şeffaf ama çok sık boyanması gerekiyor bakın. Özellikle Labella markada doğal durmasının sebebi çok fazla sık boyanmış, yani o pikseller noktalar belli değil, iç içe geçmiş ama şeffaf bir şekilde. Şeffaftan ziyade şöyle söyleyeyim, rengi çok baskın yapmıyorlar. Yani lensin silikonun üzerindeki renk kabın içerisindeyken uçuk duruyor. Uçuk duran lensler ve çok sık boyanmış lensler doğal duruyor arkadaşlar. Şimdi bunun dışında ağzım benim kurudu. Özür diliyorum öyle çok fazla konuşunca. Şimdi bunun dışında hareli lensler ve haresizler var biliyorsunuz. Hareli lensler her zaman bir tık daha fake diyorlar ya artık. Ya da işte sahte durabilir. Çünkü o kenarındaki hare sağa sola baktığımız zaman çok belirgin oluyor. Ama dediğim gibi benim gibi gözleriniz küçükse güzel duruyor. Ben çok fazla doğal dursun istemiyorum. Hani renk güzel dursun istiyorum diyorsanız hareli lensleri tercih edebiliyorsunuz. Ama gözünüz çok büyük değilse arkadaşlar. Şimdi hareli lensler içerisinde de yine daha şeffaf olanlar var. Böyle bakıyoruz o haresine. O zaman tabii ki lens daha doğal duruyor arkadaşlar. Yine hare de çok baskın olursa, çok boyalı olursa o da doğal durmuyor. Madde 4. 4 zannediyorum değil mi? Ben halen 3'teydim. Lens alırken aylık mı almamız gerekiyor, yıllık lens mi almamız gerekiyor? Şimdi fresh look lensler piyasada 3 aylık olarak satıldığı söylenir ama 3 aylık değildir. Aslında ömrü 1 aylıktır. Genellikle aylık lenslerin ömrü eskiden 1 aylık olarak geçiyordu. Ama şimdi yeni yapılan lenslerin teknolojisinin değiştiğini söylüyorlar. 3 ya da 6 aylık olabiliyormuş. Yani firmalar bunu söylüyor. Ben de onlardan yola çıkarak size anlatıyorum. Çünkü şahsen bunu test edebileceğim bir şey yok. Ama genellikle 3 ay, Labella'da mesela 3 ay diyordu. Ben 3 ay boyunca kullanabildim lensleri. Herhangi bir sorun yaşamadım. Şimdi 3 aylık mı ya da yıllık mı alacağız? Onu şöyle karar verelim alacağımız zaman. Yıllık bir lens alıp batma yapabilir gözünüzde. Markayla gözünüz uyum sağlamayabilir. Renk güzel durmayabilir gözünüzde. Çünkü dediğim gibi bazen alıyorsunuz tam istediğiniz gibi çıkmıyor. Sizin hayalinizdeki gibi çıkmıyor renk. O zaman verdiğiniz para çok boşa gidiyor. Çünkü yıllık lensler doğal olarak bir yıl boyunca takılabildiği için fiyatı da yüksek oluyor. Aslında 3 ayda bir lens değiştirdiğiniz zaman yıllık lens daha karlıdır. Ama siz ilk kez lens alacaksınız ya da bir lensin öncelikle aylık versiyonu varsa onu alıp rengin güzel durup durmadığına bakmanız gerekiyor. Bu akıllıca bir karar oluyor ama bazı markaların, bazı firmaların hiç aylık lensi yok. Orada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman yıllığını almanız gerekiyor. Ama dediğim gibi aynı lensin 3 aylık versiyonları varsa ki bu genellikle Labella'da oluyor. Hipnoz markada da var artık 3 aylık olarak satılanları. Versace markada da var. Soletica'da da var arkadaşlar. O yüzden bu lenslere aylıklarına bakıp yıllığına ona göre karar verebilirsiniz. Şimdi yıllık lens alacaksanız eğer şöyle bir şey var. Lensinizi çok iyi korumanız gerekiyor. Lensler uzun
kullanımdan sonra protein birikmesi yapar göz. Gözünüzde protein var çünkü. O protein birikmesi lenste batma ya da buhulu flu görmeye kadar gidebilir. O yüzden lenslerinizi her zaman ve her zaman temiz kullanmanız gerekiyor. Yıllık lensleri kullanırken çok dikkatli kullanmanız gerekiyor ve temiz kullanmanız gerekiyor. Yoksa onlar da 5. ve 6. aydan sonra gözünüzde batmaya sebebiyet verebiliyor. O yüzden işte numaralı lensler genellikle aylık olarak satılıyor. Çünkü ya 3 ay ya da işte aylık olarak satılma sebepleri bu tarz sorunlar yaşamamanız için arkadaşlar. Dediğim gibi tavsiyem genellikle 3 aylık lensler alın. Eğer çok çok beğenirseniz o lensin yıllığını alabilirsiniz. Çünkü yıllık bir lens de çok karlı oluyor. Çok beğendiniz ve uzun süre o lensi kullanabiliyorsunuz. Temiz kullandığınız sürece de hatta bir yılı bile bazen geçebiliyor. Ama genellikle 3 aylıksa 3 aylık lensi daha fazla kullanmayın. Gözünüze batmıyor olabilir. Ama bu lensin halen kullanılabilir olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü siz farkında olmadan göz kuruluğu yapmaya başlıyorsunuz gözünüzde. Çünkü artık silikon 3 ayın sonunda eskisi kadar steril olmuyor. Suyu eskisi kadar iyi tutmuyor lensin içerisinde ve gözünüzde kuruma yapıyor. O yüzden son kullanma tarihlerini ilk aldığınız, açtığınız gün yazın bir kenara. Artık telefonlarınızda bir sürü uygulamalar var. Not defteri var, oraya yazın. Oradan takip edin. Geçirmeyin yani gününü. Göz bu sonuçta. Gözünüze yazık olur. Gözünüzde boşu boşuna rahatsızlıklar yaratmayın arkadaşlar. Evet, 5. maddemiz lens bakımı, lens nasıl takılır, nasıl çıkarılır? Çünkü biz baştan beri doktora gittik, kendi yüzümüzü analiz ettik, uygun bir renk kendimize seçtik, sonra lenslere baktık, doğal duracak olan lensi bulduk, markayı da aldık, taktık, artık lensi kullanacağız. Şimdi kullanacağımız lensi bakımı ve nasıl takılıp takılmayacağı çok önemli. Lenslerin tersi ve düzü oluyor arkadaşlar. Çok ekstrem, bazı markalarda yok ama genellikle tüm markalarda bir ters düz olayı vardır. Lensi aldığım zaman elimize böyle alıyoruz. Çanak şeklinde, yani içe doğru gömük olan kısım doğru olandır. Eğer lens yukarı doğru bakıyorsa uçları, yani çok dik duruyorsa ters demektir. Gözünüze taktığınızda şiddetli bir batma yapabilir. Gözünüze oturmaz ve kayar. Özellikle ilk kez lens kullanıyorsanız bu hatayı yapabilirsiniz. Sonra işte bu lens bozuk çıktı deyip lensi kullanmayabilirsiniz. Her zaman söylüyorum, hemen tersini çevirip bir daha deneyin lensi takmayı. Eğer batmıyorsa doğru taraftır ve her zaman o doğru tarafı kullanın. Şimdi lensi satın aldık. Bazen şu problemi yaşayabiliyoruz. Taktığımızdan gözümüzde yanma ve batma oluyor. Arkadaşlar eğer ciddi ciddi böyle bıçaklar gibi batmıyorsa, işte ne bileyim gözünüzden böyle şarıl şarıl sular akmıyorsa lens bozuk değildir büyük ihtimalle. Bu geldikleri zaman içinde bulundukları bir temiz kalmaları için bir suyun içinde bulunuyorlar, solüsyon gibi. Ama anladığım kadarıyla da bildiğim kadarıyla daha keskin bir suyun içinde duruyorlar. O yüzden siz lensi çıkardınız ve biraz yanma mı yaptı? Hemen çıkarıyorsunuz, kaba koyuyorsunuz lenslerinizi. Kendi solüsyonunuzu, yani onların verdiği ya da aldığınız solüsyonu döküyorsunuz lensin içine, işte kabın içine. Lensi 24 saat, bakın 24 saat bir gün boyunca suyun içinde bekletin arkadaşlar. Sonra o suyu dökün. Lensi güzelce bir tekrar elinizle ovalayıp temizleyin, ondan sonra takın. Göreceksiniz ki yanma ve batma hissi tamamen kaybolmuş olacak. Eğer lens hatalı değilse tabii ki. Zaten hatalı bir lens, inanın gözünüzde 3 dakika dahi tutamazsınız. Çok ciddi batıyor. Yani birkaç kez başıma geldi, biliyorum. Çünkü sonuçta bu fabrika ürünüdür. Fabrikadan geliyor, bazen arızalı ürünler çıkabiliyor. Hemen o anda aldığınız yere mesaj atıyorsunuz, arıyorsunuz, bir şey yani iletişime geçiyorsunuz. Benim gözümde durmuyor lens, 3 dakikadır takıyorum ama çok ciddi gözüm kanlandı, artık göremiyorum, çok kötü oldu gözüm diye söylediğiniz takdirde hemen incelemeye alıp size yenisini gönderiyorlar. Ama arkadaşlar 5 gün geçti, 1 ay geçti, 5 ay geçti, bu lens bozuldu, bu gözüme batıyor. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Çünkü hiçbir lens 5 ay sonra bozulmuyor. Bunun tek sebebi sizin yanlış kullanmanız. Şimdi lensi 24 saat suda beklettik, tertemiz oldu ve çıkardık. Şimdi kaptan alıyorum, elime solüsyonu böyle döküyorum arkadaşlar. Bayağı bir elime solüsyonu döküyorum. Yok solüsyonum bitecek, param vermeyeyim. Böyle yaparsanız daha çok lensten olursunuz. Solüsyon maalesef çok ciddi anlamda kullanmamız gereken bir ürün lenslerde. Döküyoruz suyu, bayağı suyun içinde bunu bir yumuşatıyoruz.
Eğer kirliyse lens, parmağımızla yani şu parmağımızın ucuyla ovalıyoruz. Lens alıp tak burayı aldıktan sonra bir damla lensin içine, o iç bükeğine çok küçük bir damla, ama çok küçük damlatıp lensi öyle gözünüze takarsanız lens kurumuyor. Gözünüzün içinde o sıvı halde, yumuşak halde gün içerisinde kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi lensi taktık. Asla ve asla sokakta bir yerde gözümüze elimizi gözümüze sokmayacağız. Lensi alıp da, böyle bir oynatmayacağız. Gözümüzü böyle lıp bunu ovalamayacağız. Ondan sonra gözünüze lensi taktınız. Hanımlar makyaj yapıyorsunuz doğal olarak. O kalemleri gözünüze çekerken, pudraları atarken onların hepsi lensin içine giriyor. Onlar lensin içine birikiyor. Doğal olarak çok ciddi batma yapıyor. Sulanmalar yapıyor, akmalar yapıyor. Gözünüzde lens varken makyaj yapıyorsanız normal hayattan belki de 5 kat daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü pudra kullanıyorsunuz, rimel kullanıyorsunuz. Bunların hepsi gözün içine aslında normal şartlarda hafif hafif kaçıyor. Lens varsa lense geliyor bunlar. O yüzden makyajınızı yaparken çok dikkat edin. Makyajı yapıp lens takmaya sakın kalkmayın. O en büyük hata. Şarıl şarıl gözünüzden bütün, çünkü lens takarken gözünüz sulanacak doğal olarak. Ve bütün makyaj akacak. Bu sefer gözünüze daha çok makyaj malzemesi dolacak. O yüzden makyaj yapmadan önce lensi takıyorsunuz. Makyajınızı da silmeden önce lensi çıkarıyorsunuz. Çok önemli bir kural. Çünkü makyajı da silerken bütün o krem gözünüzün içine girecek. Ve bu sefer lense gelecek. Lensi zedeleyecek, gözünüze zarar verecek. O yüzden makyaj yapmadan önce lensi takıyorsunuz hanımlar. Makyajı silmeden önce de lensi çıkarıyorsunuz. Şimdi lensleri taktık. Gün içinde hiç dokunmuyoruz gözlerimize, ovalamıyoruz. Gerekmedikçe gözümüzle çok iletişime geçmiyoruz. Ama oldu da bir toz kaçtı, batma oldu. Hemen ellerinizi steril yapıyorsunuz arkadaşlar. Bir sulu bir yer bulacaksınız. Elinizi güzelce yıkayacaksınız ve temiz bir havluyla, yani tüy bırakmayan bir şeyle elinizi kurulayacaksınız. Ve lensinizi çıkarıp yine solüsyonla temizleyip koyacaksınız. Bakın bunları yapmadığınız sürece hem gözünüz mikrop kapar hem de lens olduğundan daha çabuk bozulur, eskir. Bir sorun yaşamadığınız gün içinde eve geldiniz. Benim tavsiyem 6 ila 8 saatten fazla lens kullanmayın. Renkli lensler için söylüyorum. Numaralı lensler için değil, kozmetik. Eğer daha fazla kullanırsanız arkadaşlar gözlerinizde kurulma yapıyor. Hangi marka olursa olsun illaki bir şekilde gözünüzde rahatsızlık verip batıyor. O yüzden yormanıza gerek yok gözlerinizi. 6 ila 8 saatten sonra çıkarın, bir dinlendirin gözlerinizi. Çok istiyorsanız yarım saat sonra tekrar takın. Bir hava alsın gözleriniz. Çünkü lensler oksijen geçirgenliği düşük ürünlerdir. Bazı, bir tek Aeroptics markasında %100'e yakın bir oksijen geçirgenliği var. Onun dışındaki hiçbir marka %100 oksijen geçirmiyor arkadaşlar. O yüzden arada bir gözünüzün hava alması gerekiyor. Şimdi lensi çıkarttınız, eve geldiniz. Nasıl çıkarıyoruz? Yine ellerimizi çok güzel bir şekilde yıkadık, kuruladık, lensi çıkarttık gözümüzden. Hemen solüsyonu aldık, bunu bir güzel temizledik. Kabın içerisindeki solüsyonu döktük. Ama kaba asla musluk suyu değdirmedik. Solüsyonu da döktük içerisine. Lenslerimizi tertemiz koyup geri kapattık. Bu kadar. 6 saat en az duracak onun içerisinde. Steril olacak. Ve ertesi gün lensi taktığınızda lens yumuşak olacak ve gözünüze batmayacak. Eğer lens kurursa, yani kabın içerisinde su bitmiş olabilir, unutmuş olabilirsiniz. Çok ani bir durum yaşamış olabilirsiniz. Lensi çıkarıp atmışsınızdır içine. Lens kuruduğu zaman solüsyon döküp onu tekrar yumuşatabilirsiniz. Ama kuruyan bir lens çok aşırı kuruduysa tekrar yumuşattığınız zaman sizin görmeyeceğiniz kılcal bir şekilde çatlamalar oluyor içerisinde. O yüzden de bakteriyi barındırma olasılığı oluyor. Tavsiyem %100 aslında tavsiyem. Lütfen lenslerinizi kurutmayın. Kuruduktan sonra da onu atın aslında. Yani olmasa gereken o. Çünkü içinde küçük çatlaklar oluşuyor. Siz görmüyorsunuz ama gözünüzde bakteri oluşumuna sebebiyet verebiliyor arkadaşlar. O yüzden lens kullanmak aslında sandığınız kadar kolay ve basit bir şey değil. Dikkat etmemiz gereken çok önemli bir aslında olay. Göz sonuçta bunun. Yani sonuçta gözümüz var işin içerisinde. Dediğim gibi steril bir şekilde lensimizle kaba koyduk. 6 saat onu beklettik. Lens kullanma şeklimiz de böyle arkadaşlar. Yıllık lens kullanan insanların arada bir protein solüsyonları var. Bir gün boyunca o protein solüsyonlarını bekletip
lensi daha da steril hale getirebiliyorsunuz. Bunları daha doğrusu eczaneye ya da işte lens aldığınız optikçilere sorabilirsiniz. Bu konuda çok detaylı bir bilgi veremeyeceğim. Benim size söyleyeceğim yani günlük kullanım için yapmanız gerekenler bunlar arkadaşlar. Ben her zaman size Türkiye'de hemen ulaşabileceğiniz, sayfalarına girip hemen alabileceğiniz lensleri tanıtıyorum. Lensleri anlatıyorum. Sizlere kolaylık olsun. İşte orada burada gidip tester takıp da gözlerinizi mikrop kapmaması için ben sizler için deniyorum. Elinden geleni yapıyorum. Biliyorum ki sizler beni seviyorsunuz. Yorumlar yapıyorsunuz, izliyorsunuz. Ben bütün videoları sizler için çekiyorum arkadaşlar. Yoksa bu kadar çok lens alıp günlük hayatımda zaten takamıyorum bile. Gerçekten yani bu kadar çok lensi takacak zamanım da yok. Genellikle dediğim gibi Hipnoz ve Labellan'ın Pixablue lenslerini kullanıyorum arkadaşlar. Eğer bana soruyorsanız. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Like atın arkadaşlar beğendiyseniz. Dislike atıyorsanız canınız sağ olsun. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince size yardım etmeye çalışacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Renkli renkli bakın hayata.